Evet, Radyo Moda'da yarışmayla bizden hediye kazanan Sayın Metin Demir geldiler. Bizden Çakırtepe Sami Soysal tesislerinden pide kazandılar. Aynı zamanda telefonla görüştük kendisiyle. Bize dedi ki yanınıza gireceğiz. Kendim bal üreticiliği yapıyorum. Onunla ilgili hem size hediye getireceğim hem de dinleyicilerinize bal dağıtırsınız diye bize bal getirmişler. Kestane balı ve çiçek balı. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda dinleyicilerinizi ve yarışma olarak da dağıtırsınız diye bize bal ikramında bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kendisi Ordu'da balda birinci geldi. Çiçek balında birinci geldi. Yanındaki abiyi de tanıyacağız. Önce Metin Demir, seni tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Metin Demir kimdir? Ne iş yapar? Onunla ilgili. Metin Demir Çaybaşı'nda ikamet ediyoruz. Çaybaşı'nda minibüs hattımız var. Dolmuşçuluk yapıyoruz. Ayrıca arıcılık yapıyoruz. 10 senedir bu sektördeyiz, arı sektöründe. Kendimiz organik bal üretmek için bu yola çıktık. Allah'ım bizi muvaffak etti. Orada düzenlenen ikinci bal yarışmasında numune gönderdik. Numunemiz Ordu'da laboratuvarlarda incelendi. Çiçek balı kategorisinde prol değeri Anzer balından yüksek çıktı. Birinci olduk. Bu vesileyle hem sizle tanışmak istedik hem balımızı getirelim dedik. Siz bize bir hediye verdiniz. Biz de dinleyicilere hediye verip halkayı büyütelim dedik yani. Öyle bir katılımda bulunduk. Bu arada bölgede Çaybaşı'nda ve Ünye'de balda birinci gelmeniz, bu işi severek yapmanız, bu işe gönül vermeniz. Ayrıca biraz önce konuştuk sizle, bal değerleriniz onunla ilgili kaliteli çıktı, Evet. incelemeye gönderildi. Yani Aynen. öyle normal sıradan bir Evet. yarışma olmadığını da dinleyicilerimize de seyircilerimize de belirtelim. 100 arıyla Ordu'da 1000 arı, 500 arı yapan abilerimizden, arkadaşlarımızla girdik yarışmaya. Yarışmaya kazandığımızda Çaybaşı neresi diye sormuşlardı. Haritada nerede demişlerdi. Biz de kalitemizde bunu şey yaptık. Birinci geldiniz. Evet. Evet, bu arada evet, balımız bu. Evet. Bu neydi? Kestane balı mı? Çiçek Bu balı. çiçek balı. Evet, çiçek balı. Çiçek balında birinci oldu Evet. Metin Demir. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Bu arada ederim. bize de ikramda bulundu. Sağ olun. Yarışmada, programda bugün de dağıtacağız onu Radyo Moda'da. Evet. Radyo Moda Ebru saatleri kaçırmayın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Sizi Hoş bulduk, tanıyalım. sağ ol. Hüseyin Engin, Çaybaşı'nda Ziraat Odası'ndan emekliyim. Emekliden de önce çalıştığım dönemde de arıcılık işi yapıyordum. Emeklilikten sonra arıcılık kovan sayısını artırdım. Şu anda Çaybaşı Belediyesi'nde ayrı bir meclis üyesiyim. Biz Ordu Tarım Fuarı'nda, arıcılık fuarında bu yarışma düzenlendi. Biz tabii ki diğer arıcı arkadaşlar gibi numunelerimizi gönderdik. Bu yarışmada bilgi yarışması da oldu. Bu bilgi yarışmasında da ayrıca Ordu genelinde bilgi yarışmasında ikinci oldum. Kestane balında da Ordu ilinde Çaybaşı'nda birinciliği elde etmiş olduk. Evet, Ordu genelinde kestane Ordu balında. genelinde kestane balında birinciliği elde ettik. Biz bunu tabii Çaybaşı'na kazandırmış olduk. İkinciliğimiz de aynı İkizce'den oldu. İkinci, üçüncüsü. Demek ki bölgemizin florası güzel. Bu bizi gururlandırdı. Aynen, bizi de Evet. gururlandırdınız. Evet. Ayrıca teşekkür ediyorum. Kestane balı üretimi eskiye nazaran çok azaldı ve Evet. çok değerli. Şu an Evet. kestane balının kilosu ne kadar abi? Şimdi kestane balı her geçen yılda azalıyor. Çünkü kestane ağaçlarında bir hastalık geldi. Geçen sene hiç olmadı. Bu sene de rekoltada her geçen gün kovan başına daha da azalıyor. Azalıyor, evet. Yani aşağı yukarı şu Evet. an kestane balının fiyatı ne kadardır? 1500 Var değil mi o kadar? o Yani çok civarlarda. kıymetli, çok Evet, özel. evet. Zaten olmayan bir mal kıymetlidir. Çünkü gerçekten bal az olduğu için kıymetli. Peki, çok Evet. teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ Biz olun. de Sağ olun. teşekkür ediyoruz.